Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Şimdi bu videomuzda eser veya ders konusu işlemeyeceğiz. Bu videomuzda keman için kullanılacak mikrofonlardan bahsederken yerli üretim olan, elimize ulaşan çok güzel bir keman mikrofonu tanıtacağım arkadaşlar. Neden tercih etmelisiniz? Veya çok diğerleriyle arasında fiyat performans olarak çok fark var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Zaten sonucunda da hani amacımız bir şeyi pazarlamak değil. Hem yerli üretim hem de fiyat olarak ciddi anlamda çok uygun. Keman mikrofonları arasında ciddi anlamda çok uygun ve çok pratik arkadaşlar. Pil derdi yok. Atıyorum artı 48 diye bir olay var. Artı 48'de çalışma gibi bir derdi yok. Yani jack'ı takıyorsun ve kullanıyorsun. Çok pratik ve çok şık. Özellikle onu söyleyeyim. Şimdi Yunus Bey'in ürettiği, Rize'de sanırım Yunus Bey'in ürettiği keman mikrofonlarının arkadaşlar şuradaki jack girişinin yanında şöyle ahşaptan tamamen kendi el işçiliğiyle yaptığı bir jack girişi var arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında bunun prensibi aynı buradaki çeneliğin alt kısmı gibi kendisi buraya bir aparat yapıyor. Bu da üstüne şu şekilde takılıyor arkadaşlar. Şuradan zaten sıkıyorsunuz vidalarla. Ben buraya taktım. Siz isterseniz buraya takabilirsiniz veya başka bir kısma. Buradan uzanan kabloyu şuradaki arkadaşlar köprünün, bakın şöyle göstereyim. Köprünün şuradaki o ince, dur bakayım şöyle daha iyi görünecek. Aynen. İnce kısmını sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani köprü vesaire değişmiyor. Bak şöyle göstereyim. Biraz daha yakın. Aynen. Köprü falan değişmiyor. Bakın gördünüz mü? Araya sıkıştırıyorsun. Sadece burada yapmanız gereken, ben öyle yaptım arkadaşlar. Çünkü başta taktığımda o aradan girmedi. Çok küçük falçatayla şu arayı, yani şuradaki şu çizgiyi, bak dur bakayım. Şurada bak küçücük bir çizgi var. Orayı azıcık böyle genişletip, çok da değil, o zaman da tutmaz. Genişletip böyle hani bir tane böyle azıcık yer açıp takın. Yetmediyse biraz daha, yetmediyse biraz daha. Prensibi şu çalışma olayı. Bunu buraya takıyorsun. Buradaki çıkan kabloyu buraya sıkıştırıyorsun. Benim tercihim sol telinin olduğu kısma sıkıştırın ki bas tonları güzel alın. Daha sonrasında zaten kullanıma hazır oluyor arkadaşlar. Şimdi denedim ben. Zaten şimdi beraber de bakacağız. Sevdiğim en güzel mevzu pil derdinin olmaması arkadaşlar. Pil derdinin olmaması belki hani bu işi profesyonel olarak yapmayanlar ve daha öncesinden keman mikrofonları ile ilgili çok fazla ilgilenmeyen arkadaşlar ne diyeceğimi hani çok kestiremeyebilir ama şöyle düşünün. Mesela Fishman'in, Shadow'un şöyle mikrofon şeyleri var. Şurada bir mekanizma var. O mekanizmaya saat pili dediğimiz o yuvarlak pul gibi saat pili takıyorsunuz. O şekilde çalışıyor. Veya artı 48 dediğimiz yani mikserlerde veya normal sistemlerde çalışsın diye ekstra elektrik gönderiyor gibi düşünün. Artı 48 volt gönderiyor. O şekilde sistem devreye giriyor. Bunda öyle bir şey yok. Jack'ı takıyorsun ve çalışıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve size şöyle söyleyeyim. Şu devirde ciddi anlamda yani tanıtıyor gibi yani pazarlıyor gibi görünmek istemem ama yerli üretim olarak arkadaşlar bence böyle 1500-2000 liraya alacağınız mikrofonlarla aynı işlevi görüyor. Özellikle ve özellikle şunu söyleyebilirim ki fiyatı 500 lira. Yani bu belki daha sonrasından değişir. Bu videoyu izleyenler hani der ki hocam 500 lira demişsiniz ama şu anda 2 Temmuz 2022 yılında şu an fiyatı 500 lira. Yunus Karabulut, Yunus Manyetik diye zaten ben altına link falan bırakacağım. Dezavantajları diye böyle küçücük hiç mi bir kusuru yok dersen şöyle söyleyebilirim.
Sonuçta bu yeni bir girişim. Desteklemek lazım. Gelişecek kısımlarını zaten ben hani söyledim. Biraz daha şöyle söyleyeyim. Atıyorum şu kablo olayın zaten hepsinde var ama şu kabloyla jack olayı zaten bir yıl garanti veriyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ama ben yine de söyleyeyim, sonra demeyin hiç mi kötü bir yanı yok. Şuradaki kablo, bu ince kabloyla jack'a giren kısma biraz daha böyle profesyonel bir kaplama yapılabilir. Sadece gördüğüm o. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ne olursa olsun 500 liraya mikrofon alıyorsunuz. Şu an 4-5 arkadaş gidin kahve yerine oturun. Biliyorsunuz ki ortalama 300 lira 400 lira veriyorsunuz. Şimdi bir performansına bakalım. Bakmadan önce dediğim gibi arkadaşlar, fiyatı 500 lira ve özellikle 1 yıl garanti veriyor arkadaşlar. Yani oldu bir şey oldu. Yani kullanıcı hatasından kaynaklı olmayan, atıyorum siz taktırdınız bunu bir yere, tak çektiniz değil. Tak ses gelmedi, bir şey oldu. Anlamadınız. Geri gönderiyorsunuz arkadaşlar. Tamir edip size tertemiz şekilde yolluyor. 1 yıl garantili, onu söyleyebilirim. Hadi bir performansına bakalım. Şimdi arkadaşlar, performansına geçmeden önce de şunu da söyleyeyim. Bakın şu şekilde duruyor. Jack'ı taktınız. Şöyle gayet tertemiz ve çok güzel de görünüyor. Kemanı böyle koyduğunuzda jack size herhangi bir temasta bulunmuyor. Yani şuradan çıkan kablo sizi rahatsız etmiyor. Normalde şöyle söyleyeyim. Önce bir sesi kapatacağım. Şu an şöyle çıkıyor kemanın sesi. Belki mikrofonda tam o ses çıkar mı bilmiyorum ama. Bu normal kemanın sesi arkadaşlar. Şimdi bir tık açıyorum. Önünde oturuyorum. Yani ötmesi lazım normalde. Ötme ne demek arkadaşlar? Uğultu yapıp sizi çaldırmayacak duruma geliyor. Ama dediğim gibi şu an monitörüm tam önündeyim. Bir tık daha açacağım sesi. Açtım. Normalde şu an arkadaşlar burada gayet beni tatmin eden bir ton geliyor şu an. Biraz daha tizlerinizi kısabilirseniz biraz daha tatlı ton elde edebilirsiniz. Yani ne denebilir ki? Yani bu fiyata ortalama yani çünkü ben mesela hani Fishman'lere bakıyorum, işte Shadow'un bazı şeyleri var, onlara bakıyorum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda fiyatlar çok yüksek. Profesyonel olarak bu işi
böyle çok iyi yerlerde yapanlar tercih edebilir. Ama dediğim gibi ben arada bariz bir fark görmedim. Bundan kaynaklı da tercih edilebilir ve özellikle çok şık olduğunu söyleyebilirim. Yani kemana çok yapışıyor ve farklı renklerde de olabiliyor. Şu biraz griye, siyaha yakın, atıyorum bu keman renginde. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Altına link bırakıyorum, iletişim numaralarını da bırakıyorum. Çok cana yakın birisi zaten. İletişime geçin, soracağınız her şeyi sorabilirsiniz. Gayet şeffaf ve hani böyle pazarlama şeyi olmayan biri. İşinizi göreceğine inanıyorum. Dediğim gibi referans olarak da beni de gösterebilirsiniz. Yani Eren Hoca'dan aldım. Hani yardımcı olur musunuz gibi. Yardımcı olacaktır size. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa zaten hem iletişim bilgisini bırakıyorum hem de altına yorum olarak yazarsanız hem ben hem de Yunus Bey de altına açıklama şeklinde yazar. Ben de onu yukarıya sabitlerim. Dediğim gibi merak ettiğiniz her şeyi de oradan sizlere yardımcı olacak şekilde açıklarız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.